Bir de baktık, tozu dumana katmış bir taksi. Allah İstanbul'dan geliyor. Allah. İstanbul'da Allah için geliyor. Abdurrahman Şerefleri. Yani onu hiç unutmuyorum. Geldi çıktı oradan. Sürende kayınbiraderiymiş. Allah. Toz toprak böyle görsen yüzünü toz bürümüş. Toz. Toz. Öyle bir toz ki o günü böyle şimdi görüyorum ben. Artık söyleyin diyorum. Borcumuz ne kadar size? Avukat Bekale. Tabii İstanbul'dan geliyor ya. Geliyor. Düşün. Ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor, sen bu yola canını koymuşsun diyor. Bırak ben de malımla mücadele edeyim diyor. Abdurrahman Selef bu. Hapiste yatma olayı nerede oldu Kemal abi? Ya nezarette mi oldu? Nezaret miydi? Nezaret değil. Birkaç kere mi oldu? Bir kere mi oldu? İki defa oldu. Hmm. Birisi Dumlupınar'dayken. Dumlupınar Altın Taş kazasında. Hala. Burada. O oraya bağlı. Hmm. Orada 16 gün tutuklu kaldı. Bu hangi sene oldu Çok, Kemal çok. abi? Hangi sene oldu bu Altıntaş olayı? 54-55 diyelim. He. Baskın mı olmuştu? Baskın mı oldu Bak, şöyle. eğer? He. Şimdi Ankara'da azap var ya, polis nasıl hareket eder? Kim yakınları bunların? Falan yerde abisi var. Evde otururken oranın Çalköy imamı. Yani bununla tanıştım ben. Ve o tanışma sonucunda benim kız kardeşim ve onun oğluna o hocayla oturuyoruz evde. Bir pazar günü Dumlupınar'da. Karlı. Her taraf kar. Polisler geliyor. Nereden geliyorlar? Hidayet'den mi? Nereden? Afyon'dan mı bilmiyorum. Geldiler. Arama yapacaklar. O kadar cahil tarafları var ki Kur'an'ı bile arıp açıp böyle bakıyorlar. Nedir bu kitap? Kur'an'dan haberi yok. Allah Allah. Ve orada bir şey oldu. Bu da bir üstada ait bir keramet midir? Oturduğum O salonda oturduğumuz odada böyle raflar var. Kitapları koyarız ya. Şöyle ortada risaleler var. Sağda solda da başka kitaplar var. Polisler alıyorlar. Risaleye dokunmuyorlar. Allah Allah. Risaleden bir Allah. tekçiye dokunmuyorlar. Soldakileri alıyorlar, indiriyorlar. Sağdakileri indiriyorlar. Bak bu bir keramet bu. Onlara dokunmuyorlar. Allah. Bunları yaşadım ya. Yaşadım. Allah Allah. Yaşadım. Efendim bak dahası var. Dur. Devam etsin. Onlara bakıyorlar. Bir şey yok. Onlara Bulamıyorlar. dokunmuyorlar. Ve o gece kız kardeşim üstadı rüyada görüyor. Üstad diyor ki şimdi bana inandınız mı diyor. Allah Allah. Fesubhanallah. Allah Allah. Bunlar nasıl işler? Bu arada benim bağımı aştırıyorlar. O bağımda da yani biriktirdiğim daha üstadı tanımadan evvel bile yazdığım efendim Büyük Doğu mücahitlerine beyannamemizdir diye başladığım altında hiçbir şey olmayan böyle acayip onları demek ki lüzumsuz şeyleri saklamamak lazım. Bunu aldılar götürdüler. Biz orada bakacağız bunlara diye. Sonra bizi sevk ettiler. İşte o Altıntaş Karakola mı Altıntaş? şeyine. Jandarma. Mahkemeye. He. Ve bizi tutukladılar. Allah. Tutuklayanlar da böyle o savcıları görsen genç. Daha toy böyle. Sigarayı içiyor. Benim yüzüme üflüyor böyle. İşte. Orada 16 gün kaldım.
size ilk geceyi anlatmam lazım. Çocuk koğuşuna verdiler. Çocuk diye bir kimse yok. Boş koğuş. Kimse. Ve yatak yok. Ranza. Tahta. Başka hiçbir şey. Başka bir şey yok. Bir yerden bir şey alma imkanı da yok. O geceyi o paltoma bürünüp o kuru tahta üzerinde geçirdi. Şey soğuk. Dışarısı kar. Aman ya. Efendim birkaç odun verdiler. Yaş odunlar. Yanmıyor. Merhamet diye bir şey yok malumunuz. Efendim o geceyi nasıl geçirdim? Orada oturdum. Evuzu besmele çektim. Bir aşık okudum. Hayatımda belki o kadar içten okumamışım. Güzel bir geceydi. Sıkıntılıydı ama. İşte Atıf'a telgraf çektim. Gel beni cezaevinde gör. Kimsemiz yok. Atmışlar oraya. Ölsem ne olmuş. Gel beni çıkar değil, gel beni gör diyor. Gel beni gör. Din gibi hatırlıyorum. Atıflar görüşme gibi değil. Nasıl görecekti? Baktım. Ağabey diye bir ses duydum. Hı. Dışarıdan gelmiş. Arkada. Ve ben tuvalete tırmanıyorum böyle şey yaparak. Daracık bir tuvalet zaten. Tuvaletin penceresine. Oradan koşuyorum Atıf'la. Anlatıyorum kısaca. Ve o benim şeyimden bir dilekçe yazarak gidiyor Kütahya'da görüşüyor. Kiminle görüşüyorsa Kütahya Ağır Cezaevi reisliğine hitaben anlatıyorum. Orada da çok dindar hakimler var. Buraya telgraf çekiyorlar. Altıntaş'a. Evet. Derhal tahliyesi diye. Allah Allah. Altıntaş'a. Ve biz 16 gün çıkıyoruz. Sonra kısadan geziyorum. Sonra biz şeye tayin olunduk. Sabıkamız çıktı ya. Oradan da Manyas'a. Yine şeker fabrikasını geri atıyoruz. Orada savcılığa vesaire tayin ediyoruz. Ve mahkememiz yine Altıntaş'ta görülecek. Altıntaş'ta görülecek. Şey de benimle suçlu. Hoca. İmam Efendi. Hoca. Halit Hoca. İsmi neydi Sumer abi? Halit Hoca. Halit Hoca. Hafız Halit Hoca. O yattı mı sizden hapiste? Yok. Siz yattınız. O dışarıda kaldı. Suçlu benim. O gün. Ondan sonra Altıntaş'a geliyoruz. Ben Abdurrahman Şeref'le tebaskırıyorum. Şeyi bekliyoruz. Abdurrahman Şeref'le. Mahkeme başlayacak. Abdurrahman Şeref'le yok. Tabii bir telaş yani. Meğersem telgraf çıkmış. Bir saat gecikeceği. Bir de baktık. Tozu dumana katmış bir taksi. Allah Allah. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da Allah için geliyor. Abdurrahman Şerefleç'i yani onu hiç unutmuyor. Geldi çıktı orada. Sürende kayınbiraderiymiş. Allah Allah. Toz toprak böyle görsen yüzünü toz bürümüş. Toz. Toz. Öyle bir toz ki o günü böyle şimdi görüyorum kardeş. Geldi hemen zaten bir girilecek. Dedim hiçbir şey yok ortada. İşte bir şey Büyük Doğu Mücahitlerine beyannamemizdir. Bir kağıt altında yazı bile yok. Bir başlık var. Hemen girdik. Onlar telaşlandılar. İstanbul'dan avukat geliyor. Kalktık ayağa işte. Neticede tahrik edildi. Orada beraber olmadı. Yok bir şey ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaten hiçbir zaman hiçbir şey olmadı. Hiçbir Nurcu işin olmadı. Oradan mahkemeden çıktık. Bizi arkadaşımız hocayla beraber.
O gün de Cuma. Şeye gidiyoruz. Kütahya. Şimdi Abdurrahman Şeref Bey'e evet artık söyleyin diyorum. Borcumuz ne kadar size? Avukat Bekale. Tabii İstanbul'dan geliyor. Geliyor. Düşün. Ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor, sen bu yola canını koymuşsun diyor. Bırak ben de malımla mücadele edeyim diyor. Abdurrahman Şeref bu.